Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Meyve Risalesinden, evet, 11. şuanın 4. meselesi. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, bir soru geliyor, o soruyu okuyacağız. Onun üzerinde de inşallah konuşmuş olacağız. Küre-i arzı her cümerce getiren, küre-i arzın şu dünyanın altını üstüne getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar, İslamiyet'in de geleceğiyle, kaderiyle bir nevi alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden, umumi bir savaş. Bu umumi savaş hangisi? Burada baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. İki tane büyük savaş var. Birisi Birinci Dünya Savaşı. 1913-14'te başlayıp 18-19'larda biten. Bir diğeri de İkinci Dünya Savaşı. 1939'da başlayıp 45'te biten. Yaklaşık 7-8 sene süren bir savaş. Her ikisi de adeta dünyanın bir nevi altını üstüne getirmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı savaşta var ama İkinci Dünya Savaşı'nda Müslümanlar yok. Ama fark etmez. Dünyada cereyan eden bir hadisedir. Cereyan eden bu hadisenin herkesle bir şekilde neyi var? Münasebeti ve alakası var. Bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür şimdi 7 seneden geçti aynı hal. İlk başta 50 gün geçtikten sonra soru soruluyor. 50 gün geçtikten sonra sorusu ama şu anda da 7 sene geçmiş. Adeta savaş bitmiş, yine aynı hal. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var? Şimdi bu bir misal. Yani dünyaya dair bir misal. Dünyanın en büyük hadisesi cereyan ediyor. Bediüzzaman Hazretleri hiç alakadar olmuyor yani. Alakadar olmuyor. Talebelerinin dikkatini çekiyor. İki tane soru soruyorlar. İki soru. O sorudan bir tanesi, acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Yani bununla ehemmiyet alakadar olmamanın altına yatan acaba mana bu mu? Yani siz bundan daha ehemmiyetli bir meseleyi mi meşgulsünüz ki bu meseleyle hiç alakadar olmuyorsunuz? Bu dirilişle ilgili, yani kıyametten sonra haşir, yani o haşir meydanında hesap kitabının görüldüğü o günde, yevmül ceza denen her şeyin karşılığını bulduğu o günde İnsanların adeta birbirini tanıyamayacağı diye bir mana hep ifade edilir. Bu tanıyamayacak manası, insanlar birbirlerini tanırlar. Tanırlar. Fakat öyle bir meşguliyet olur ki, zihni öyle bir şeyle meşgul olur ki, öyle bir işe odaklanır ki, ya valla sen yanımdasın ama hiç göremedim. Ha bak, bu olur yani. O zaman herkes kendi hesabıyla, kitabıyla meşgul olacak yani. O hesapla, kitapla meşguliyet, nedir? Etrafında, sağında, sonunda belki en tanıdık insanlar olacak ama ne yapamayacaklar? Belki de göremeyecekler, belki de nazar edemeyecekler, belki de tanıyamayacaklar. Neden? Çünkü herkesin kendi hesabı kitabı başkasından önemli. Herkes adeta kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Şimdi burada da bir soru soruyor. Bu sorunun cevabını bulacağız inşallah, aşağıda gelecek. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Bir, bu İkinci Dünya Savaşı'ndan daha şiddetli, daha dehşetli bir hadise mi var? Bu hadise varsa nedir, ne değildir? Bunu bilmemiz lazım. İki, veya onunla meşgul olmanın zararı mı var? Veya ikinci soru, acaba bu gibi hadiselerle meşgul olmanın zararı mı var diye sual ediliyor. Bu iki sorunun cevabını almaya çalışacağız. Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri sual iki basamaklı soruldu. İkinci basamağa cevap veriyor. İkinci basamak neydi? Acaba onunla meşgul olmanın zararı mı var? Bu soruya, önce bu soruya cevap verecek. Ondan sonra ondan daha büyük bir hadise nedir?
onun cevabını vermiş olacak. Önce meşgul olunmalı mı, olunmamalı mı? Zarar noktasında bir izah gelecek. Cevaben dedim ki, bu önemli, bunları okuyalım. Hayatımızla alakalı, yani bunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. İlla buradaki sıralama ve tanzimin olması için İkinci Dünya Savaşı gibi bir hadise başımızdan geçmesi gerekmiyor. Bu bir örnek, bu bir misal. Bununla beraber hayatımızda bizi alakadar eden birçok mesele olabilir. Bu meseleleri tanzim etme aslında bize düşen bir vazife. Şimdi onu nazarımıza verecek. Ömür sermayesi pek azdır. Bir kere ömür sermayesi pek az. Ne kadar ömrümüzün sermayesi pek az derken, her an elimizden alınabilir. Her an elimizden alınabilecek şey nedir? Pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Bununla beraber bize tevdi edilen çok önemli vazifeler var. Bunlar da pek çoktur. Hatta şu dünya zeminine bunlar ne yapmaz? Sığmaz. Birbiri içinde mütedahil daireler. Bu. Birbiri içerisinde neler var? Daireler var. İç içe. Yani küçük daire, büyük daire, daha büyük daire, daha büyük daire. Adeta iç içe. Mütedahil daireler gibi. Her insanın. Burada işte bir ailenin, bir toplumun, bir topluluğun, bir cemiyetin değil. Her bir insanın tek tek, tek tek alakadar olduğu neler var? Daireler var. Neymiş o daireler? Şimdi hepsini tek tek ifade edecek. Her bir insanın kalp ve mide dairesinden. Şimdi daireleri çiziyoruz. Şöyle hayalimizde, zihnimizde çizelim. Bir daire neymiş? Kalp ve mide dairesi. Bir daire bu. Daha ondan sonra biraz daha büyükçe ceset ve hane dairesi. Ondan sonra biraz daha büyükçe mahalle ve şehir dairesi, dışarıya doğru çiziyoruz. Ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut ta zihayat ve dünya dairesine kadar, hayat sahipleri ve dünya dairesine kadar birbiri içerisinde daireler var. İnsan bu dairelerin her birisiyle bir şekilde bir münasebeti var. Bize şimdi bunlar aslında anlatılacak. Kalp ve mide dairesi, ceset ve hane dairesi, mahalle ve şehir dairesi, öyle mi? Yani büyütüyor memleket dairesi, büyütüyor hayvanat dairesi, büyütüyor dünya dairesi vesaire vesaire. Bütün bunların her birisiyle hayvanlarla münasebetimiz var, dünyayla münasebetimiz var. Şimdi memleketimizle münasebetimiz var, şehrimizle münasebetimiz var, mahallemizle münasebetimiz var, hanemizle münasebetimiz var, evimizle. Evimizin içinde kendi cesedimizle bir münasebetimiz var, midemizle münasebetimiz var, kalbimizle münasebetimiz var. Çok önemli. En küçük daire kalp. En küçük daire, değil mi? Bunu özellikle zihnimize böyle yerleştiren dairelerin en küçüğü kalp. Şimdi bakın, öyle bir izah gelecek ki bu dairelerin keyfiyeti, bizim için asıl olan şey nedir aslında? Hangisiyle hangi oranda münasebetimiz olacak? Hangisiyle daha çok, hangisiyle daha az alakadar olacağız? Hangisi bizim için daha kıymetli, hangisi bizim için daha geri planda? Hangisi bizim için birinci derecede? Bunlar önemli, bakın tek tek anlatacak. Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Tekrar okuyorum. En küçük daire neydi abi? Kalp. Kalp dairesi. Kalp dairesi. Şimdi bu dairede ne varmış? Bunu altını çizerek özellikle en küçük dairede bir en büyük vazife var. Vazife en büyük. Aşağıda ifade edecek bu, maküsen mütenasip. Öyle mi? Yani ters orantılı. Ters orantı. Bir var doğru orantıdır. Küçük dairede küçük vazife bulunur. Bu ters orantı. Küçük dairede büyük vazife var. Ters orantı. Bir, vazife büyük. İki, büyük ama kıymeti nedir? Çok ehemmiyetli. Çok ehemmiyetli. Üç, peki ehemmiyetli ama hangi zaman aralıklarında yapılıyor bu vazife? El cevap, daimi. Yani fasılasız, ara yok. Ara yok. Şimdi aslında Bediüzzaman Hazretleri öyle bir meseleyi bizim nazarımıza veriyor ki,
kalp derken iki manada bunu tahlil edeceğiz. Birisi insanın maddi hayatını idame ettiren kalp dediğimiz insanın vücudundaki uzuvlardan bir uzuv. Kalp dediğimiz et parçası. Diğeri de manevi hayatını idame ettiren kalp ki o da nedir? Latife-i Rabbaniye diye ifade ediliyor. İmanın mahalli. İmanın mahalli. Şimdi maddi kalbi konuşalım. Maddi kalp vazifesini durdurduğu anda maddi hayat biter mi bitmez mi? Biter. Biter. Bakın vazife burada nedir? Daimidir. Göz uyuyabilir. Öyle mi? Ayak sabit durabilir. El çalışmayabilir yani. Çalışmayabilir. Hatta daha biraz ileri gidelim. El olmadan vücudun hayatı devam eder mi? Eder. Ayak olmadan vücudun hayatı devam eder mi? Eder. Bakın, yoklukları hayata mani değil. Bırakın kalbin yokluğunu. Kalbin çalışmasını bir an için sekteye uğratması, hayatın inkıtağa uğraması, sona ermesine sebebiyet veriyor. Kalp durdu, her şey bitti. Onun için Cenab-ı Hak, kalbin çalışmasını bizim elimize vermemiş. Bu önemli. Bakın elimizi biz çalıştırıyoruz, kaldır indir. Ayağımızı bir şey yürütüyoruz. Ya gözümüzü biz açıp kapatıyoruz. Şu işe bak ya. Kalbin çalışması, idaresi bizim elimizde değil. Kalbin idaresi bizim elimizde olsaydı var ya, biz soruyorum iyi çalışkan birileri miyiz? Tembellik yapıyoruz ya. Bir sürü tembelliklerimiz var. Yatıp uyuduğumuz zaman çalışan kalp devam ediyor yani. Allah Allah. Ne yapmış Cenab-ı Hak? Senin tembelliğine bırakmıyor. Bize bıraksa hayatımız gidecek. Kendi hayatımıza kendimiz hatime vereceğiz yani. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Otokontrolü kendi elinde tutuyor. Senin vücudundaki kalbin devamlı hareketini çalıştırmasını senin iradene vermiyorum, ben tutuyorum. Konuşuruz, konuşmayız. Bakın ağzını açarsın, kapatırsın. Ya bunlar çok şey değil yani. Ama kalp önemli. Maddi hayatın devamlı sebebi. Dolayısıyla orada vazife daimidir. Her an çalışması gerekiyor. Vazife ehemmiyetlidir. Çünkü maddi hayatı temin ediyor. Öyle mi? Vazife büyüktür. Vazife büyüktür. Ve en birinci derece. En küçük görünür, en büyük derece. Bediüzzaman Hazretleri başka yerlerde zarf ve mazruf meselelerini anlatır. Zarf ve burada büyüklük, bu önemli yani. Zarf ve mazruf. Mazruf zarfın içine konan demek. Yani mektup mazruftur. Onun dışındaki de kab dediğim şey o da zarftır. Zarftır yani. Şimdi buna dıştan baktığımız zaman işte mektup onun içinde, onun dışındaki zarf mektuba mazruf diyoruz. Ama bazen olur ki mektup öyle bir kadir ve kıymeti vardır ki o kadir ve kıymetinden dolayı adeta dışındaki zarfı da içine alır yani. İçine alır. Mazruf değil, zarf hükmüne geçer. Niçin bunu ifade ettim? Şimdi insan bir sürü uzuvlardan meydana geliyor, doğru mu? Bir sürü yani uzuvlardan, el, ayak, kol, göz, içerideki nedir cihazlar vesaire. Bunun içerisinde bir de kalp var. Kalp o uzuvlardan bir tanesi. Uzuvlardan bir tanesi olması hasebiyle bu insanın içerisinde bulunan aynı zamanda mazruf konumundadır. Mazruf konumundadır. Fakat yapmış olduğu vazife, vazifenin büyüklüğü, ehemmiyeti ve daimiliği noktasında da adeta insanın hayatının merkezi olduğundan dolayı insanı içine alır. Bu noktadan insan nedir? Kalp nedir? Zarftır. İnsanın diğer bütün uzuvları mazruftur. O onun içerisine girer. Dolayısıyla zahirde küçük görünen ama hakikatte nedir? Çok büyüktür. Çok büyüktür. Bu önemli. Bu birinci nokta. Birinci nokta. Gelelim ikinci kısma. Bir de manevi kalpten bahsetmiştik. Asıl burada bu kalbi konuşmayacağız. Bu kalp hayat noktasına kıymet ve ehemmiyetlidir. Allah bizzat kendisi tasarruf ediyor. Hatta muhafaza altına almış. Koruma altına almış. Nedir? Göğüs kafesi vücutta en sert yerlerden bir tanesidir. Beyni koruma altına almış. Nedir? Yani kafatasıyla. Koruma altına. En kıymetli şeyler koruma altına alınıyor ve çalışması bizim irademize bırakılmıyor. Şimdi bunlar böyle. Şimdi geriye kalıyor bu kalbin muadili olan manevi kalp. Manevi kalp. Burada asıl bahsedilecek şeylerden bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Nihayetinde biz maddi kalbimizle alakalı çok vazife görmüyoruz.
bu vazifeyi görmek noktasında maddi diyelim yiyeceklerimize, içeceklerimize, çalışmamıza dikkat etsek yeterli. Yeterli. Ama onun ötesinde manevi kalp ve onun içerisinde konacak o manevi kalbin ukde-i hayatiyesi hükmünde olan iman bizim elimizde. Onu Allah bize vermiş. Bu diyor senin iradenle ilgilidir diyor. O kalbi onu yerleştirecek sensin ve onu devam ettirecek de sensin. Maddi kalp sukuta uğradığı zaman maddi hayat gittiği gibi manevi kalp sukuta uğrayıp yani iman oradan çıktığı anda manevi hayatta ne yapacaktır? Sukuta uğrayıp gidecektir. Burada vazife büyük. Burada vazife ehemmiyetli. Burada vazife daimi. Daimi. İşte aşağıda bunu ifade edecek. Ya o vazifenin büyüklüğünü bizim nazar. Neden bu vazife büyük? Neden ehemmiyetli? Neden daimi? Hiçbir zaman kesinti olamaz. Çünkü niye? Ömür sermayesi pek azdı. Her an bu dünyadan göçüp gitme ihtimali var. Her an bu dünyadan göçüp giden insan Allah korusun imansız gidebilir. İmansız gitmemek için ne olması gerekiyor? O imanın takviye edinip korunup muhafaza edilmesi gerekiyor. Muhafaza. Saadet-i ebediye aşağıda bunu anlatacak. Cennet. Çok büyük bir mülk. Ebedi bir mülk. Bunu kazanmak, kaybetmek davası bizim başımıza açılmış. Şimdi cennetin kapısını açacak tek bir şey. İkinci, üçüncü hiçbir şey yok. Bir şey var. Cennetin kapısını açacak sadece bir şey var. O da nedir? Nedir? Abdülkadir? İman. İman değil mi? Cennetin kapısını açacak tek şey imandır. İman olmadığı müddetçe o kapı açılmaz. Açılmaz. Mümin olan ancak oradan içeri girecek. La ilahe illallah o kapıyı açan bir anahtardır diyor. Doğru mu? Anahtardır. Bunun ne olması lazım? Muhafaza edilmesi lazım. Şu göğüs kafesiyle kalp muhafaza edildiği gibi o imanın da bir göğüs kafesi içerisine alınıp muhafaza edilmesi lazım. O nedir? İmanın göğüs kafesi, imanın adeta kalkanı, imanın nedir? Korunmak noktasında kalesi olan şeyler nedir? Bakın sadece biz imanla mı mükellefiz? Hayır. Bizim mükellefiyetimiz olan bir şeyler daha var. Öyle mi? Erkan-ı imaniye, bir de hakaik-i İslamiye var. İmanın şartları var. Bir de neyi vardı? İslamiyetin şartları olan ibadetler var. Günde 5 defa namazın emredilmesinin altında yatan sır nedir? Neden Cenab-ı Hak günde 5 defa namazı emrediyor? Ben imanla cennete girdikten sonra cennetin kapısını açan tek şey iman olduktan sonra ibadet niye? Ha, ibadet o imanı muhafaza etmek için bir kalkan da ondan. Her gün diyor o kalkanı kuşanacaksın diyor. 5 vakit namaz. Allah'ın emir dairesinde yaşamak. Yasaklarından uzak kalmak. Bu neyi muhafaza ediyor? Göğüs kafesi gibi imanı muhafaza ediyor ve imanı koruma altına alıyor. Cenab-ı Hak emretmiş olduğu bütün ibadeti taatlerle aslında bizim neyimizi garanti altına alıyor? Saadet-i ebediyemizi. Vazife bu kadar büyük, bu kadar ehemmiyetli, bu kadar daimi. Ne zamana kadar vazife? Ölünceye kadar. Bu böyle ne yapacak? Gidecek. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. En büyük dairede. Geçici, bakın onu da söyledi. Bir kere en büyük dairede bize bakan en küçük vazife vardır. En küçük vazife. Ara sıradır. Her zaman değildir ve geçicidir yani. Yaparsın biter yani. Yaparsın biter. Mesela diyelim siyaset. Siyaset bizim daimi vazifemiz mi? Hayır. Siyaset kimin vazifesidir? Siyasetçinin. Ha bak siyasetçinin olur yani. Ha biz siyasetçi değilsek bizim vazifemiz değildir. E peki bizim siyasetle hiç mi vazifemiz olmaz? Ara sıra. Ne zaman? 5 senede, 4 senede bir oyunu verirsin olur biter yani. Verdim. Tamam artık yoluna bakacaksın yani. Budur yani. Askerlik. Gittin yaptın bitti yani. Ticaret. Yaparsın biter bakın. Bunların her birisi illa daimi olmak zorunda değildir yani. Bunlar geçici olan vazifelerdir. Ara sıra vazifelerdir, daimi değillerdir yani. Ama kalple ilgili vazife daimidir yani. Demek ki daire büyüdükçe vazife küçülüyor, ara sıra olmaya başlıyor ve geçici. Geçici. İla nihaye sonsuza kadar değil yani. Bir insan sonsuza kadar yaşayacak olsa
imanla ilgili vazifede sonsuza gider. Çünkü imanda nihayetsizlik var. Nihayetsizlik var. Fakat peki ikinci soru geliyor. Bu önemli. İnsanlar neden bu kalp dairesinin vazifesini unutup o ara sıra geçici olan, öyle mi? Ve çok küçük olan vazifelere neden kıymet ve ehemmiyet verirler? Neden onlarla meşgul olurlar? Neden vakitlerini, zamanlarını hep onlara ayırırlar? O sorunun cevabı da geliyor. Çünkü bu sorunun cevabı verilmesi lazım. Çünkü burada bakıyorsun insanların kalple olan meşguliyeti çok zayıf ve azdır yani. Çok zayıf ve azdır. Üstad Hazretleri de bunu ifade ediyor. Yani müminlerin özellikle kalp dairesiyle alakalı vazifelerini yerine getirmelerinde olan tembelliklerinin sebebi Kur'an'ın aslı olan, Kur'an'ın esası olan, Kur'an'ın rükünleri hükmünde olan nas, kanunların, öyle mi? Allah'ın emir buyurmuş olduğu o hükümlerin elmas sütun kıymetinde olan %90 nispetinde ve elmas sütun kıymetinde olan o hükümlerin %10 nispetinde olan, %10 nispetinde kıymetçe de altın ama %10. Altın da elmastan aşağı. 10 kilo altın kaç kilo elmas eder? Soru. Hesabını kitabını siz yapın. Ben bilmiyorum yani. Bakın hesaplanamaz. Çok zordur yani. İhtilaflı meselelere, şeriatın ihtilaflı meselelerine mahkum edilmesinin neticesinde insanlar dinde tembellik ediyorlar yani. Bu da işin ayrı bir boyutu, ayrı bir meselesidir. Kalp dairesine ilgilenmemenin bir sebebidir. Diğer meselelerle, en büyük dairedeki en küçük vazifelerle durmadan alakadar olmanın en önemli sebebi nedir? Fakat izah geliyor. Büyük dairenin cazibedarlığı. Büyük dairenin de cezbedici özelliği var. Herkes o tarafa bakıyor. Herkes o tarafa çağırıyor. Dolayısıyla o cezbedicilik cihetiyle insanlar ne yapıyor? Küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bırakıp lüzumsuz, malayani, boş ve afaki işlerle meşgul eder. Sermayeyi, hayatını boş yerde imha eder, harcarlar. O kıymetler ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Çünkü niye? İmana nispeten bunlar daha kıymetlidir. Yani bir insan işte o ara sıra meşguliyetleri yapacak. Daimi vazifesini ihmal etmeyecek. Yani bu dairelerle alakadarlıklarını sıraya koyacak. Ben önce kalp dairemi halletmem lazım. Allah'ın emir dairesindeki olan vazifelerimi yerine getirmem lazım. Bununla beraber nedir? Şu vücudumun hayatını idame ettirmek noktasında cesedimi ne yapmam lazım? Sağlıklı, sıhhatli devam ettirmem lazım. İşte mideye günde diyelim 2 öğün, 3 öğün neyse nedir? Onun rızkını oraya koymam lazım. Sonra hane halkıma bakmam lazım benim. İşte ondan sonra geliyor mahalle. Ondan sonra geliyor şehir. Bakın her insan aslında hanesiyle ilgili vazifeyi hakkıyla yerine getirecek olsa aslında her şey kurtulur. Çünkü niye? Hanesiyle ilgili vazifeyi yerine getirmek noktasında da herkesin kalbiyle de alakadar olacak. Bu da bize düşen nedir? Vazifedir. Herkes kendi bulunduğu evini küçücük birer medrese hükmüne getirebilir. Şurada yapılan dersler sadece buraya münhasır değildir. Bunu evlerimizde de okuyabiliriz. Öyle mi? Kur'an'ımızı okuyabiliriz. Evlerinizi mescit edinin diyor Cenab-ı Hak İsrailoğullarına. Ayet-i Kerime onlara tasrihen açık bir şekilde ifade ettiği gibi bize de tarizen diyor. Yani İsrailoğulları evlerini mescit edinecek de biz edinmeyecek miyiz? Biz de evlerimizi mescit edinmekte zorundayız. Mescit nedir? Allah'ın isminin anıldığı yerlerdir yani. Allah'ın isminin anıldığı, namazın eda edildiği, öyle mi? Zikrin, fikrin, şükrün yapıldığı yerlerdir. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip edip bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Birinci noktaya cevap ise, bu ikinci noktaydı. Zararı var mı? Evet, zararı var diğer şeylerle uğraşmanın. Çünkü niye? Kalp dairesi ihmal edilecek. Kalp dairesini ihmal etmek en büyük zarardır. En büyük zarardır.
Birinci noktaya cevap ise, birinci nokta neydi? Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir hadise mi var? Evet, bu Cihan Harbi'nden daha büyük bir hadise. Ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti âmme davasından daha ehemmiyetli bir dava. İkinci Dünya Savaşı'nı aslında tarif ediyor. İkinci Dünya Savaşı nedir? Hakimiyeti âmme savaşıdır. Birinci Dünya'da öyle oldu. Netice olmadı yani. Almanlar girdiler bir taraftan. Osmanlı'nın üzerinden dünyaya hakimiyetlerini ilan etmek vardı. Ama Rusya bırakmadı, ama İngiltere bırakmadı. Onların da niyetleri yine Osmanlı'ya bayrağı dikmekti. Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Allah müsaade etmedi yani. Allah bu memleketin koruyucusu. Anadolu'nun koruyucusu. Anadolu şu yeryüzünde Cebel-i Cudi hükmündedir. Bunu özellikle ifade ederim. Cebel-i Cudi hükmündedir. Nasıl ki Nuh'un gemisi Nuh tufanından korunmak noktasında Cudi dağında demirlemiş adeta ve inananlar o felaketten muhafaza olmuşlardır. Allah korumuş ve kollamıştır. Cenab-ı Hak adeta şu yeryüzünde küre-i arzın ne kadar yangını varsa o yangınlarından inşallah çok bedel ödemeden bu memleketi muhafaza edecek, koruyacak ve kollayacak. En önemli sebebi de bu memleketi okutan Risale-i Nurlardır. En önemli sebep. Bu Cihan Harbi'nin hakimiyete âmme davası dedik. Yine Almanya'nın hakimiyet ilan etmesidir. Polonya'ya savaş açmasıyla karşısında Fransa vardır, karşısında İngiltere vardır, karşısında Amerika vardır, karşısında Japonya vardır. Ruslar vesaire sağdan soldan nedir? O da İtalya ile beraber girer savaşa. En nihayette bütün de kazananı yoktur yani. Hepsi mahvu perişan olmuştur yani. En nihayette 1945'te Amerika'nın Hiroşima'ya atmış olduğu o atom bombasıyla savaş nihayet bulur. Hakimiyeti âmme davasıdır. Bütün o dünya devletleri güçlerini ortaya koyarlar. Ne kadar sanayileşmiş, büyümüş ve gelişmişler, ne kadar büyük güçleri varsa onları ortaya koyarlar ve alabildiğine kıyım başlar yani. Beşeriyet adeta kusar. O zamana kadar ne kadar insan gelmişse sanki o insanların yarısı kadar o savaşlarda ne yapar? Ölür ve gider yani. Hakimiyeti âmme davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam. Şimdi her birimizin, bütün insanların başına bu dava açılmış. Fakat özellikle Müslümanların. Neden Müslümanların? Çünkü Müslüman bu davaya evet demiş. Öyleyse bu dava birinci derecede senin başında. İkinci derecede bütün insanların başında. Cenab-ı Hak herkese emrediyor. Ya eyyühennas, ubudu, ey insanlar ibadet edin diyor. Demiyor ki şu insanlar, bu insanlar, şunlar. Burada ibadetin, emrinin yani şeyliği, camiyeti umumidir. Herkesedir. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek ne kadar insan varsa onların hepsine Cenab-ı Hak emir buyurur. Ama kabul edenler, etmeyenler olabilirler. Müslümanlar buna evet demişlerdir yani. Evet. Yani şu dünyada zaten şeyde ruhlar aleminde bütün insanlar evet demiştir. Fakat bu dünyaya geldikten sonra o evet'i hayra çevirenler var. Müslümanlar o evet üzerine gidenlerdir yani. Gidenlerdir. Dolayısıyla özellikle Müslümanların başına açılmış bir dava. Açılmış bir dava. Herkesin diyor ve bilhassa Müslümanların öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti de olsa, yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki iki tane süper gücü misal veriyor. Birisi Almanlar, diğeri İngilizler. Yeryüzünde en iki süper güç bu iki devlet. Bu iki devlet. En köklüsü de İngilizler. Halen daha herkese kök söktüren yine İngilizler. Arkasından Almanlar geliyorlar. Bakın. Şimdi bakın, bu iki devletin diyor ki ne kadar gücü, ne kadar serveti, ne kadar sermayesi var ise o davayı kazanmak noktasında her adam aklı varsa o tek davayı kazanmak için bir daha tereddüt sarf edecek. Tereddütsüz bunu sarf edecek. Neyi? Ebedi bir mülkü kaybetme veya kazanma davası. Ya bu dünyada kaybetmek, kazanmak için bütün servet ortaya konuyor. Şeyh Sadi Şirazi'nin bir sözü var. Hafız-ı Şirazi. Tabii.
Yani bunları biz buradan mikrofonluk yapıyor, ezbere konuşuyoruz ama yani onlar meselenin hakikatine vakıf olup cümleler sarf etmişler. Ne demiş? Bu dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin. Şimdi bu cümleyi tahlil edelim. Bu dünya öyle bir meta değil ki, öyle bir kıymetli şey değil ki bir niza, kavgaya değsin. Burada nizadan maksat söz kavgasıdır. Yumruk değil. Fiili kavga, silahlı kavga değil yani. Topluluklar arası kavga değil. İnsanlar, milletler arası kavga değil. İki insan arasındaki söz düellosu. Dedi A, dedi B. Bu kadar yani. Ha, bir de bunun devamı var. Çektim vurdum onu diyor ya. En nihayette fiiliye dönüşüyor. Bu dünya o kadar kıymetli bir şey değil ki bir söz kavgasına değsin. Değmez. Bir söz kavgasına değmeyen bu dünya için işte devletler çarpışıyorlar. Halen daha bu çarpışmalar ne yapıyor? Devam ediyor. Fani, gelip geçici, kimseye kalmayacak. 1546 dedi miydi? Bu dünyada belki de hiç kimse kalmayacak, öyle mi? Ne kadar taç, taht, saltanat, şu, bu varsa Cenab-ı Hak kıyametini koparacak. Bu bir vaka. Hicri 1546 hadisi şerifin hükmünce böyle. 1545, 1546 kıyamet kafirin başına kopar. Koptuğu anda artık burada hiçbir şey kalmaz. Artık imtihan salonu kapanır. Yeni bir hayat açılır, ebedi bir hayat. Ebedi bir hayatta ebedi bir mülk ve saadet vardır. O ebedi mülkü ve saadeti kazanmak için bir adam kendi mülkü, kendi saadetini kazanmak isteseydi ne yapacaktı? Ne kadar serveti, ne kadar sermayesi varsa Alman ve İngiliz kadar hepsini ne yapacak? Buraya sarf edecekti. İşte o dava ise 100.000 meşahiri insaniyenin ve hadsiz nev-i beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan ittifak ettikleri kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ayetlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkesin, şimdi onu açacak, iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Üçüncü bir yol yok. Yok, Allah muhafaza. Kaybedince ebedi cehennem. Allah muhafaza etsin yani. Kazanınca ebedi saadet. Bakın, ebedi saadet. Bu herkesin başına açılmış. Hadis-i şeriflerde 70 seneden 500 seneye varıncaya kadar cennetlerden ne yapılıyor, bahsediliyor. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. İşte biraz önce anlattığım şey buydu. İman vesikasını sağlam elde etmezse. İman vesikasını sağlam elde etmek neyle ilgiliydi? İbadetlerle ilgiliydi. İmani dersler, onu özellikle ifade edelim. İmani dersler, fikri dersler, imanın üzerindeki tozları temizler. Yani vesveseleri, şüpheleri, onları temizler. Felsefeden, dalaletten, şundan bundan gelen ne kadar fikri yanlışlık, çirkinlik, tozlar varsa imani dersler onları temizler. O insanın imanını yeniden parlatır. Peki ibadetler ne yapar? O imanı kuvvetlendirir. 100 watt ise 200 watt'a çıkarır. 200 watt ise 300 watt'a çıkarır. Güçlendirir yani. Demek ki ibadetler bir taraftan koruma ve kalkan olduğu gibi diğer taraftan güçlendiriyor. Hatta ne haline getiriyor? Meleke haline getiriyor yani. İşte ne diyor? Vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Allah muhafaza etsin. Ve bu asırda, bu da çok önemli. Bu asrın bir özelliği var. O özelliği nazara verecek. Maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Maddiyunluk. Buna biz ne diyoruz? Materyalizm. Yani maddecilik. Yani her şeyi madde olarak görmek. Manadan uzak kalmak ve uzak yaşamak. Maneviyata zerre kadar yatırım yapmamak. His, heves, nefis. Cisim, ceset endeksli çalışmak. Avrupa böyle çalışıyor. Onun için yıkılmaya mahkum. Yıkılır. Avrupa
zevk endeksli çalışıyor, ceset endeksli çalışıyor, nefis endeksli çalışıyor. Bütün bunların hepsi işte materyalizm felsefesinden geliyor. Peki bu bizim memleketimizi istila ediyor mu? Evet ediyor. İşte en tehlikeli şey bu. Bu asırda maddiyunluktan kaybedecek insanlar. İnsanlar bak maddiyunluktan. Bakın eskide ne vardı? İman küfür savaşı vardı. İman küfür savaşından kaybedince şehit olur adam. Yani fikir noktasında bir Müslüman bir kafirle savaşıyor yani. Savaşıyor. Fiili savaş içerisine giriyor. En nihayette şehit olur. Ama maddiyunluktan kaybeden bir Müslüman şehit olmaz. Allah muhafaza etsin. İlâ cehenneme zümera ya. Allah muhafaza etsin. Onun için maddiyunluğu özellikle bu asrın, bu sefih medeniyetin durmadan her tarafa şırınga edip pompalamasının altına yatan sebep bu. İnsanları imanlarından soğutmak, insanları İslamiyet'ten soğutmak, insanları kutsal bildikleri şeylerden uzak tutmak, kalbe yatırım yaptırmamak, nefse yatırım yaptırmak, zevke yaptırım yapmak. Bugün bakın bütün eğlenceler hepsi zevkidir. Hepsi nefsidir. Başka hiçbir şey değil. Hatta öyle şeyler var ki insanın aklına hayaline gelmiyor yani bunlar. Allah muhafaza etsin. Bunların isimlerini söyleyemiyoruz yani, ifade edemiyoruz yani. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Bu materyalizmden. Materyalizmin sadece para boyutu değil yani. Parayla da vuruyor, nefisle de vuruyor. Hepsi beraber. Hepsi beraber. Bu asırda maddiyunluk taunuyla bu bir hastalık. Bundan uzaklaşmamız lazım. Bundan uzaklaşmamız lazım. Çoklar o davasını kaybediyor. İnsan merkezli çalışmak zorundayız. Madde merkezli değil. İnsanın duyguları var. İnsanın iç alemi var. İnsanın gönül alemi var. İnsanın kalp alemi var. Çok enteresan. Geçen Konya'daydık. Mevlana'nın o türbesini, o medreseyi, o tekkeyi komple gezdiğimizde dikkatimi çeken bir şey vardı yani. Çok enteresan bir şey yani. Ya bir aşçı dahi, o tekyede bulunan bir aşçı dahi aşçılığını yaparken tasavvuf üzere yapıyor ya. O dahi aşçılığıyla terbiye ediyor. O dahi aşçılığıyla ders veriyor. Sadece ben işte burada yemek yapmakla mükellefim. Bu o değil, o değil. Gidin gezin görürsünüz, çok enteresan yani. O dahi orada bir şeyh mesabesinde ya. Enteresan. Her bir vazifedar bulunmuş olduğu vazifede aslında bir hoca olmalı. Doktor doktorluğuyla terbiye etmeli. Sadece maddi terbiye değil. Öyle hal, ahval, fiil sergilemeli ki onda olan maneviyat hastaya manevi şifa olmalı. Terbiye çift taraflıdır. Tek taraflı olmaz. Maddeyi iyileştirdiğimiz gibi bizim asıl iyileştirmemiz gereken şey nedir? Mana. Mana. Onun için yani bir şeye sadece bir iş olarak bakmak doğru değil yani. Ben buradan sadece para olmaz. Yanlış yaparız yani. Her bir şeyin istisnasız iki yönü vardır. O iki yönü işleteceğiz ve bulacağız yani. Bulacağız yani. Yapmış olduğumuz işleri ibadete çevireceğiz. İbadete çevireceğiz. Sadece dünyaya bakan yüzümüz yok. Dünyaya bakan bir ise ahirete bakan binler var. Onun için şu dünyada insan hangi vazifeyi ifa ederse etsin, maddenin içinde dahi olsa o maddeden manayı çıkaracak. Materyalizmin nedir? Tuzağına düşüp kendisini heder etmeyecek. Kendisiyle beraber başkalarını da sürükleyip götürmeyecek, Allah muhafaza etsin. Maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Kaybediyor bu dava. Bu zamanda özellikle materyalizmden kaybedilecek. Sefaatten kaybedilecek, günahlardan kaybedilecek, maneviyattan uzaklaşmadan kaybedilecek. Belki Allah muhafaza kıyamette bundan kopacak. Yoksa devletlerin savaşından kıyamet kopmaz. Müminle kafirin savaşından kıyamet kopmaz. Allah büyütür. O savaştan mümini büyütür. En az olsa yine büyütür yani. Ama diğer türlü mümin sefaate girse, mümin günaha girse, mümin hakikatten uzak kalsa Allah ne yapar? Küçültür. Küçültür. Ya Allah muhafaza etsin. Vazife bize düşüyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik
bir yerde 40 vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Velayetin en küçük makamı, en küçük makamı kabirleri keşfetmektir. Velizat, ya falan velizat var ya, işte kabirde olanları rahat bir şekilde görüyor ve söylüyor. O kabri keşfediyor. Velayetin en küçük makamıdır yani. En küçük makamdır. Gözler açılır, kabir aleminden başlar. Başlar. Burada onu misal veriyor. Bir ehli keşfel kubur. Kabirleri keşfeden bir zat, bir mezaristana şöyle bir nazar ettiği zaman 40 kişiden birkaçının kurtulduğunu, bu Müslüman mezarlığı. Bu Müslüman mezar. Birkaç. Birkaç Arapçada cemin ekalli 3'tür. 3'tür. Cemin azı, çoğulun azı 3'tür. Türkçede bir tekildir, 2 çoğuldur. Arapçada bir tekildir, 2 tekildir, 3 çoğuldur. 3'ten sonra başlar. Dolayısıyla cemin azı, çoğun azı nedir? 3'tür. En fazla 3. 40'ta 3, 37, Allah muhafaza etsin. Çok tehlikeli bir durum değil mi? Yani tabloyu önümüze koymak noktasından. İnşallah 40'ta 40 çıkar. Ama bir yerde 40'ta 3. Bir yerde böyle yani. İnşallah 40'ta 40. Buna çalışmak lazım. Buna gayret. O zaman demek ki dava büyük, kaybetme, kazanma riski çok yüksek. Risk yüksek yani. Nefis bir taraftan, şeytan bir taraftan, his bir taraftan, heves bir taraftan, sefih medeniyet, dünya bir taraftan, siyaset bir taraftan, altımızı üstümüze getiriyor. İnsan kendine dönmeli, merkezini bulmalı, eksen kayması olmamalı. O sırat-ı müstakim denen yolda, Kur'an'ın ifade ettiği ihtinas sırat-ı müstakim, o yolda ne yapıp hayatını tanzim edip gitmeli inşallah. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Çok zor ya. Allah muhafaza etsin. Doldurmak çok zor. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'ını o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekili, o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyet ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şakirtleri her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Bakın hep aynı dersleri okuyoruz, doğru mu? Niye? Çünkü vazife büyük, vazife ehemmiyetli, vazife daimi de ondan. İmana hizmet en büyük vazifedir. En büyük hizmettir. Hiç bitmez ve tükenmez. Bir insan her gün sabahtan akşama kadar Allah Allah dese, ömrü boyunca bunu ifade etse azdır. Aynı şeyi söylüyorsun ama kalbi yükseltiyorsun. Fark etmez ki. Her gün aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı suyu içiyoruz. Aynı yemekleri yiyoruz. Niye? Vücut bunlarla gıdalanıyor. Tekrar ediyorsun ama vücutta da yenileme başlıyor. Bu gibi şeyleri bir değil binler defa tekrar etsek azdır. Vücutta, manevi hayatta ne yapacak? Yenilemeler olacak inşallah. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim, Denizli hapis. Sizler benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı %90'la kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiyi eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyunlar aleyhimde gayet gaddarane destelerle hükümetin bazı erkanlarını ifade ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un çelik kalasında 130 parça cihazatının ancak 2-3 parçasına erişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümeti Cumhuriyenin mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri 2-3'ü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar o nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler inşallah. Bunu da ifade edelim. Birçok hapishanede
ders olarak okunuyor. Mahpuslara. Bunu da söylemiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.